Deretepe Aksaray programından hepinize mutlu günler sevgili seyirciler. Şehrimizi Deretepe gezerek sizlere tanıtmaya devam ediyoruz ve bu hafta Yonca'nın başkenti Yenikent'teyiz. Sevgili seyirciler, Aksaray'da tarım deyince akla gelen noktadayız. Yenikent'teyiz ve şu anda bir tarladayız. Yanımda Ramazan Dinç var. Şimdi tarlayla alakalı, ekimle alakalı önce Ramazan amcayı tanıyacağız. Daha sonra yaptığı işle alakalı bize bilgiler verecek. Abi hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Asıl siz hoş geldiniz. Adım Ramazan Dinç, Yenikent kasabasından. Bizler traktör ve ekipmanlarımızla beraber çiftçilerimize ekim hizmeti vermekteyiz. Profesyonel ekim hizmeti vermekteyiz ki o da ekipmanlarımıza yansıyor zaten. Ekipmanlarımızda öncelikle traktörümüze uydu sistemini getirdik. 2018-2019 yıllarında bu otomatik dümenleme sistemiyle insandan kaynaklanan hataları sıfıra düşürdük. Daha doğrusu tarlada maksimum verimi alabilecek ekimi sıfır hatayla yapmaya çalışıyoruz ve yapıyoruz da. Giderek yaygınlaştı. Şu anda bu işi yapan, ekim işi yapan bütün arkadaşlarımız da aynı sistemi fazlasıyla kurmaya başladılar. Sevgili seyirciler, kendisinin de bahsettiği gibi traktörlerinde teknoloji sistemlerini de kullanıyorlar. Ben kendisine Yenikent'in Elon Musk'ı dedim ama o kadar iddialı olmasın dedi kendisi. Biz bu işi yaptığımız zaman ilk başlarda 4 üniteli, 5 üniteli çok daha küçük ekipmanlarla yapıyorduk. Bu da çok fazla zaman kaybına neden oluyordu. Maliyetin yükselmesine neden oluyordu. Sevgili seyirciler, Yonca Diyarı Amarat'ta turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ramazan abimle birlikteyiz. Biraz önce tarlada ekim yaptık. Şimdi de bir Yonca tarlasındayız. Detayları kendisinden öğreniyoruz. Bu sene Yonca'da verim nasıl? Bu sene Yonca'da verimde %35-%40'lık bir verim kaybımız var. Bunun nedeni fare. Fareyle mücadelede eksik kaldık. Tam anlamıyla mücadele edemedik. Yalan söylemeye gerek yok. Bir öz eleştiri yapmam gerekirse ekipmanlarımız yüzünden, biçim makinalarımız, büyük makinalarımız yüzünden o hayvanların biz popülasyonunu düşürdük, bitirdik sayılır. Bizim turumuz Amarat'ta, Yenikent, eski adıyla Amarat'ta tüm hızıyla devam ediyor. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Sabahtan beri bizim yanımızda. Önce pancar ekimi, daha sonra yonca tarlası. Güzel bir havada, şöyle arkamız yemyeşil. Tarım diyarı Aksaray'da, tarım diyarı Yenikent'te turumuz devam ediyor efendim. Sevgili seyirciler, Yenikent'te turumuz devam ederken ayağımızın tozuyla bir mevlüt yemeğine denk geldik Yasin kardeşimin. Yani 5 dakika önce burada binlerce insan vardı ama öyle bir yağmur geldi ki anında tüm insanlar buradan kaçıştılar. Şimdi mevlüt yemeğinin sahibi Yasin yanımda. Çok kısa bir soralım, ne için vermiş? Biz de şimdiden Allah kabul etsin diyoruz. Bizlere de ikram ettiler. Yemeği ne için verdiniz? Abim rahmetlik oldu 1,5 sene önce. Onun için bir tosun kestik. 2000-2500 kişilik yemek yaptırdık. Amarat halkı tüm geldi. İşte kendiniz de görüyorsunuz. Bir 5 dakika bir dalaz geldi gitti. O biraz şey etti ama bayağı herkesi gongulledik. Siz de size de nasip oldu. Öyle böyle bir yemek programı yapalım dedik abim için. Mevlüt okuttuk. Allah'ım kabul etsin abi. İşte öyle. Yasin kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Allah kabul etsin yaptığı yardımları, yedirdiği yemeği. Kendisinin de belirttiği gibi 2000-2500 kişi, abartısız burada o kadar insan vardı. Şu anda da saçımızdan başımızdan da görüyorsunuz. Hala da hani daha şey diyorlar yani, yağmur dindi daha hala da geliyorlar. İşte yiyorlar, helal hoş olsun. Turumuz tüm hızıyla devam ediyor sevgili seyirciler. Allah razı olsun. Adım benim Suhan Şanlı. Memiş dedemin ismi Suhan'da babam gelir. Suhan'ın suyun haniymiş ve de Kur'an ismiymiş.
Böyle TikTok önemliyim. Böyle köydeyiz. TikTok'umu kapattılar ama benkini de açtım. Onu da kapattılar. 5 kere açtım, 5 kere kapattılar. Sonunda da açtım. Araba şey yaptım. Ondan sonra iş kötüye gitti. Köyün ileri gelenlerinden 80 yaşındaki Mahir Bayraktar amcamla birlikteyiz. Amcacığım merhaba, seni kısaca merhaba, bir tanıyalım. Hoş geldiniz, sefa geldiniz memleketimize. İyi ki geldiniz, tamam. Şimdi ne yapalım? Şimdi biz zamanında çok feleğin cemberinden geçtik. Şimdi Cenab-ı Allah şey için demiyorum, hep bizim elimize geçecek 4 metre kaput. 80 yaşına girdik ya. Şimdi çocuklar var. Ondan sonra elinizi öperler. Çocuklar var. Şimdi bize Cenab-ı Allah biraz da fazla verdi. Malımız var çok, tarla tapan çok, motor katır çok. Kaç çocuk var? Dört olan bir kızımız var, hanım 2,5. 2 tüm 1 yarım. Hanım 2,5. İki buçuk hanım var. Burada efendime söyleyeyim. Şimdi vallahi çok rahatız. Başka ne diyeyim, biz çok rahatız. Yalan dünyanın cennetinde yaşıyor. Yaşımız gitti ama yalnız daha neşemiz yerinde. Tarla tapanı sen mi kendin mi ekiyorsun, çocuklara mı devrettin? Çocuk yok, devretmez. Bir yanımda bir oğlan var. Ötelerin herkesin var. Malları var, hayvanları var, büyükbaş herkesin şeyler, mandıraları var. Bizimki biraz canlı. Bizim yanımda bir oğlan var, ikinci hanımdan olma. Ondan sonra buradaydı daha yeni. İkinci hanımdan olma. O oğlan biraz fazla, fazla biraz zengin ya, zengin dedi. Yanımda. Ondan sonra şimdi vallahi ne diyeyim, bizim durumumuz iyi. Komşu bunlar, akrabayız. Hacı Mehmet'in eşi bunlar. Yayladayız, Serdarlı arasında. Yayladayız. Ondan sonra camiden de çıktık, buraya geldik. Bunlar da çık akraba ucu var. Bu aktareler. Aktarelerinde de akraba ucumuz var. Kız verdik, kız aldık. Bunlar da iyiler, çok iyi adamlar. Senin günlerin nasıl geçiyor? Ne yapıyorsun mesela, sabah kalkıp ne yapıyorsun? Benim günlerim tavatı diye geçer. Biz şimdi benim hanımlarımla biz var ya, hanımlarımla biz çok iyiyiz. Diyorlar çok tavatırıyız. 1963 biri model. 1963. 1968 ikinci. 1981 üçüncü. Maşallah. Modelleri. Modelleri bunlar. Şimdi efendime söyleyeyim. Bunlarla şimdi çok rahatız. Çok rahatız. Millet de bizi çok sever. Millete çok sever. Şu vatandaş var ya. Vatandaş beni çok sever. Bir soralım be. Yok. Sen de konuşuyor. Çenemer adamlar. Çok sever, vatandaş da ben severim. Bir de o var. Torunlarım var, çok. 24 tane torunum var, 26 tane. Maşallah. 26 tane torunum var, 4-5 tane gelin aldık. Ondan sonra bu millet bizi çok sever, biz de milleti seviyoruz. Allah razı olsun, şu millet bana hiçbir tane daha şöyle gez bir, takışların mayarı nasıl biliyorsun diye şöyle bir gez bakayım, şu takışların mayarı nasıl biliyorsun diye. Yani belki de 100 kişi de bir iki ya çıkar ya çıkmaz. Sorarım ama. Sor abi. Tamam, dakışların mayır. Dakışların mayır Bayraktar. Tamam. Nereden geliyor bu dakışlar, ne demek? Dakışların mayır ne demek? Dakışlar bir marka. Babama bir marka vurmuşlar dakış diye. Ondan sonra kardeşim diyeceğimmiş, dakışım diyormuş. Amcam, büyük amcam. Dakışım diyormuş, dakışım kalmış. O iyi, marka da iyi. Yenikent'te marka dakışların Mahir abime çok teşekkür ediyorum. Çevremizi sardılar. Sağ ol, Allah razı olsun. Size de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok iyi adamsın. Siz TRT mi ne bu? Aksaray Belediyesi. Bizim belediye. Olsun. İyi gelmişsin. Var mı Aksaray halkına buradan son kez söylemek istediğin bir şey? Yok, onlar da iyi. Onlar da şeyi aldılar. İnşallah çalışıyor zaten. Evren Başkan'la devam. Çalışıyor. Vatandaşa tercih etti. İyi de şey derseniz Mahir Bayraktar'ın çok selamı vardı. Al amca veriyor artık, al. Al bakayım al. Elinde çok bol maşallah. Allah çok verdi bize, çok verdi. Allah. Kaç dekar tarla var? Allah çok tarla. Kaç dekar? 1200 var. Ne ekiyorsun? 1200 var, 1200 tane hayvan var, 1200 tane. 1200 tane hayvan var, 1200 dekar tarla var. Çocuklar ha? Bizde öyle şey yok abi, sıkleme yok ama ne olacak, kabire götürecek değilsin, 4 metre kaput da. Yalnız kaput olsun, ben bu ölene kadar bu millete ben haşır neşirli boşlamayacağım. Ağzına sağlık, programımıza renk kattın, çok teşekkür ediyoruz. Giderim dur diyen yok, lili halili halili fincanım. Kebap oldum yiyen yok, lili şanguk şerili güllük perili silifandım. Şimşek yumuşak, Amarat'ın en çok damat tıraşı yapan berberiyle birlikteyiz. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldin. Şöyle kısaca seni bir tanıyalım. Şimşek Yumuşak. Yenikentliyim. Babam çiftçi. Annem ev hanımı. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? 13 yıldır bu işi yaparım. 14 yaşında başladım. 13 yıldır kendi dükkanım var. 13 yıldır
dükkan işletirim. Şimdi biz biraz önce söyledik, Amarat'ın en fazla, en çok damat tıraşı yapan kişisiyle birlikteyiz dedik. Sana niye öyle diyorlar veya bu ismi sen mi taktın yoksa köyde böyle mi anılıyorsun? Kendi ismim normalde Şimşek. Gerçekten ismim, kimlik ismim Şimşek. Seviyorum, seviyorlar beni de çok sağ olsun. Müşterilerim de seviyor. Köy gençleri de sever beni. Hepsi gelir, hepsini damat tıraşı der, ona göre ayarlarız. Tabii bunun önünde fotoğrafçılar da var. Fotoğrafçılarımızın da hepsi bu tıraşı kim yaptı, damat tıraşının kim olduğunuz, güzel olmuş, resimlerde iyi çıkıyorsunuz diyorlar. Öyle demenin şeyiyle hepsi bana gelir ya damat tıraşına. Ben kendisine güzel sohbeti için, güzel muhabbeti için çok teşekkür ediyorum. Saniyeler dakikaları kovaladı ve biz bir programımızın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Bu hafta sizlere Yonca'nın başkenti Yenikent'ten seslendik. Kameralarımıza çok güzel görüntüler yansıdı. İnsanların hoşgörüsü, misafirperverliği, sıcakkanlılığı. Zaten gördüğünüz gibi bir tarladayım şu anda. Doğasıyla harika bir programı daha geride bıraktık. Biz haftaya yine aynı saatte Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarından sizlere sesleniyor olacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, esen kalın. Şanguk şehrili güllük perili silifanlım. Şanguk şehrili güllük perili silifanlım.